Allah'ımızın sıfatlarını anlatacağız. Yüce zatını anlatacağız. Ona nasıl inanmamız lazım? Ben Allah'a inanıyorum. Allah kim? Tarif et, edemez. Tanıt, tanıtamaz. Hakkında iki kelam konuş, bir dakika konuşamaz. Ama bir şarkıcıdan, artistten, futbolcudan bahset desen saatlerce konuşur. Ama Allah hakkında iki dakika konuşamaz bizim Müslüman, Allah'a inandım diyen kardeşimiz. Bundan dolayı büyük bir boşluk içerisindeyiz. Biz bu boşluğu doldurmak üzere sizinle beraberiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Ben vazifemi yapmaya çalışıyorum. Artık ömrümüzün yettiği kadar, nefesimizin erdiği kadar, eriştiği kadar bu vazifeyi yapacağız. Sizlere de Allah için yük vuruyorum. Mesuliyet veriyorum. Hepiniz şu anda birbirinizi haberdar edin. Mesaj çekin, telefon edin. İşte Flash TV ekranlarından bu ders başladı. Lale Gül FM 88.4. Arabada olanlar için, yollarda, trafikte olanlar olur. Hemen Teallimü min saaten, sahabe-i kiramın bu sözüyle başlayalım. Gelin bir saat iman edelim. Yani ne demek? İmanın saatliği dakikası olmaz. Ama bir saat imandan bahsedelim. Böylece Rabbimize imanımızı tazeleyelim. Ve Allah'ımız hakkında neler düşünebiliriz, neler düşünemeyiz, neleri düşünmemiz caiz, neleri düşünmemiz caiz değil. Ne şekil Allah'ı tanırsak Müslüman oluruz. Ne şekil Allah'a sıfatlar isnat edersek kafir oluruz. Allah muhafaza, dinden çıkarız. Bunları anlatacağız. Allah rızası için lütfen kainatı yaradan, bak şu yağmurları yağdıran, şu rüzgarları estiren, şu bulutları sevk eden, gökleri yerleri yöneten, güneşleri doğduran, battıran, efendim ayları, yıldızları, fezayı, bütün sistemleri yöneten, ırmakları, denizleri, dağları, yerleri, gökleri, yedi kat gökleri, arş-ı kürsi, gördüğümüz, görmediğimiz 18 bin alemleri, kurban olduğum Allah, elhamdülillah rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun için o yüce Allah'ımızı tanımak lazım ya. Bu kadar iyiliği var üzerimizde. Yediren o, içiren o, şu anda beni konuşturan o, size dinlettiren o, kulağımızı duyduran o, ağzımızdaki tükürük bezlerine kadar çalıştıran o, elimizi ayağımızı işlettiren o, her şey onun. Kimse bir şey yapamaz. Yaprak kıpırdayamaz. Rüzgar esemez. Hiçbir dünyada efendim cüz parça hareket edemez. Ancak onun izniyle, ancak onun iradesiyle, ancak onun kudretiyle, ancak onun halkıyla, yaratmasıyla, icadıyla. Çok büyük Allah'ımız var. Biz çok aciz. Hep ondan bize vefalar geliyor. Bizden ona hep cefalar gidiyor. Hiç yaptığımız işler yakışmıyor. Onu tanımıyoruz, doğru dürüst öğrenmiyoruz. İtikadımızı tahsiye etmiyoruz, gözden geçirmiyoruz. Ya şurada Allah'tan bahsedeceğiz diyor. Bir 20 dakika, 25 dakika ilk bölümde Allah'tan bahsediyoruz. İkinci bölümde sorularınıza cevaplar veriyoruz, ikinci, üçüncü bölümde. Yani 20-25 dakikanızı sizi yoktan var eden, size günde 24 bin nefes aldıran, verdiren, bu kadar nimetlerle kuşatan, donatan ve hiçbir karşılık beklemeden hibe eden Vehhab Teala Hazretlerinin hakkında zatı ve sıfatları beyanında bir ders yapılacak şurada. İnsan buna vakit ayırmaz mı ya? İnsan bunu dinlemez mi ya? Şimdi burada bu varken bundan önemli ne var? Senin Allah'ından bahsediliyor. Sen Rabbinden bahsedilen şey varken, onun yarattığı aciz kulların haberlerinde. Efendim ne alakan var? Şimdi ölsen sana, men rabbuke, Rabbin kim soracaklar be kardeşim? Maç kaç kaç bitti, sormayacaklar ya. Onun için Allah rızası için çok dikkatle dinleyelim. Ve ben de size bir özet mahiyetinde kafanızı karıştıracak konulara girmeden, ilmi kelamın derinliklerine girmeden, bak Rabbim camları açtı işte. Bir rüzgar geldi, cam açıldı, görüyor musun? Ses, bir ses geldi mi size? İşte o ses Rabbimizin rüzgarı işte. Kudret işte, bak görüyor musun? Süpürüyor, kaldırıyor, estiriyor. İsterse binaları kaldırır, havada birbirine vurdurur. 100 kat, 200 kat gökdelen yapsan havada birbirine tokuşturur Allah Celle Celal. Kim dayanabilir bu güce? Kim bu kudrete dayanabilir? Sen anca oturmuşsun oraya. Rüzgar 70 kilometre hızdan esiyor. Yok şu kadar aşağıdan geliyor, yukarıdan yukarıdan geliyor. Yahu bunu durdurabiliyor musun kardeşim? Bak rahatsız oluyoruz. Uyuyacağız, edeceğiz. Efendim adamın çatısı uçuyor. Durdur bakalım. Yok, durduramam. Efendim estir bakalım. Çok bunaldık, estiremem. Ne yaparsın sen? Ne iş yaparsın sen? Hasta ölüyor. Dirit bakalım. Diritemem. İki nefes fazla aldır bakalım. Aldıramam. Ağrısını dindiremem. İstediğin kadar ilaç ver. Rabbim tesir ettirmediği vakitte ağrı kesince para etmez. Onun için yüce Rabbimiz var. Ona dayanalım, ona güvenelim, ona itimat edelim.
Şimdi Allah'ımıza imanı konuştuk. Peki Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Rabbimize nasıl inanmamız lazım? Bir Müslümanın Allah-u Teala'ya olan inancı nasıl olması lazım? Soru. Cevap. Allah-u Teala'nın zatıyla ve sıfatlarıyla bir olduğuna inanması şeklinde olması lazım. Peki Allah-u Teala'nın zatıyla ve sıfatlarıyla bir olmasının manası ne demek? Şu demek ki Allah-u Teala'nın zatı hakkında da sıfatları hususunda da eşi ve benzeri yoktur. Onun zatı gibi bizzat bir varlık yok. Onun sıfatları gibi de kimsede sıfat yok. Buna böyle inanmak lazım. Peki o zaman Allah-u Teala'nın zatından bahsetmek caiz değildir. Sıfatlarından bahsedebilir. Öz zatı çünkü mahiyeti yok. Yani bizim gibi etten, kemikten ve tunçtan, bakırdan, kurşundan denemez. Allah-u Teala hiçbir varlık, hepsini o yaratmış. Onların hiçbiriyle alakası yok. Onların hepsinden münezzeh. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun için zatından konuşmak imkansız. El-aczu an derakil idraki idrakün vel-bahzu an kunhi zâtillâ işrakün. Ebu Bekir Sıddık'a nispet edilir bu beyt. Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Allah-u Teala'yı zatı itibariyle, künhü, özü itibariyle, hüviyeti itibariyle, o hüvallahu ehad, o Allah diyoruz ya, o işte o birliği. Hemen bak sıfatlara geçiyor. Zatından bahsetmiyor kendi de. Çünkü zatını anlamamıza imkan yok. Onun için zatını anlamaktan, onu anlamaya ulaşabilmekten aciz ve yetersiz kaldığımızı bilmek, işte asıl anlamak odur. Ama Allah'ın öz zatını karıştırmak, o konuda bahis açmak ise şirk koşmaktır. Onun için öz zatından bahsetmeyeceğiz. Ne diyor? Şu bilmek bilmemektir dedi Ebrar. Haram oldu bu babda keşfe esrar. Burada sırları açmak, İsmet Garibullah Hazretleri beyan ettiği vecile, bu sırları açmak yasak, bunları konuşmak yasak. Öz zattan, künhünden, özünden bahsetmek şirk. Biz onu ancak neyle tanıyabiliriz? Kur'an-ı Kerim'de bize kendisini tarif ettiği sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Onun için Sübhaneke ma arafnaki hakka marifetike ya maruf. Ey bilinen Allah, en çok bilinen sensin ama seni tenzih ederiz, biz seni hakkıyla tanıyamadık. Bunu, bu sözün sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki İmam-ı Azam Efendimiz Ebu Hanife radıyallahu anh Kabe-i Muazzama'da iki rekat namaz kılmıştır içinde ve bütün Kur'an-ı Kerim'i orada hatmetmiştir. İki rekatta hatmetmiştir. Onlar öyle adamlar, öyle büyük adamlar. Biz iki cüz okuyana kadar belimiz demir olur. Namazdan sonraki duasında ya Rabbi bu Numan kulun, Ebu Hanife künyesidir. Yani ismi Numan İbni Sabit'tir. Bu Numan kulun seni hakkıyla tanıdı ama sana hakkıyla ibadet ve kulluk yapamadı. İki rekatta bütün Kur'an'ı hatmetmiş, hala diyor sana hakkıyla kulluk edemedi. Ama sana hakkıyla kulluk edememesini, sana hakkıyla, seni hakkıyla tanımasına bağışla da bunu affet. O zaman nida geliyor Kabe-i Muazzama'nın dahiline hatiften. Ey imam, seni de affettik. Senin mezhebin üzere kıyamete kadar amel edenleri de mağfiret eyledik. Allah şefaatlerine nail eylesin. İmam Şafii'nin de büyük faziletidir. İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik, bunlar dört mezhep imamları, diğer müçtehitler, Allah hepsinden razı olsun, makamları cennet olsun, onların hakkı büyük ümmet üzerinde. Şimdi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni hakkıyla tanıyamadık derken, İmam-ı Azam Efendimiz ben seni hakkıyla tanıdım demesinin ne izahı olur? Şu izahı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz seni hakkıyla tanıyamadık buyurdu. Zatın itibariyle öz zatını tanıyamayız. İmam-ı Azam Efendimizin hakkıyla tanıdım beyanının manası nedir? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize kendini hangi sıfatlarla, vasıflarla tanıttıysan, o sıfatlarla seni tanıdık. O manada hakkıyla bütün ayetleri, hadisleri biliyor çünkü İmam-ı Azam Efendimiz. Onun için o manada hakkıyla tanıdık demek istemiştir. Bunlar da aralarında çelişki yoktur. Bu yüzden Allah-u Teala'nın sıfatlarına iş geldi. Zatından konuşamıyorsak sıfatları kaç kısımdır? Üç kısımdır. Şimdi önümüzdeki derslerde bunlardan beyan edeceğim. Bu gece zati sıfatlarını anlatacağım. Üç kısım sıfatı var. Zati sıfatlar, sübuti sıfatlar, ondan sonra izafi sıfatlar. Bunların hepsini anlatacağım. Dersleri takip etmek lazım. Zati sıfatlar ne demek? Kendi zatın varlığıyla, öz zatıyla ilgili sıfatlarıdır. Bunlar aynı zamanda selbi sıfatlar deniyor. Selbi ne demek? Ondan
noksanlıkları, çirkinlikleri, yanlışlıkları onun sahasına yaklaştırmayan, onu tenzih eden, onu beri tutan selbi sıfatlar, tenzihi sıfatlarda deniyor. Ama genel manada küçüklerden, sıbyan mekteplerinden beri çoluk çocuğa hep zatî sıfatlar diye öğretiliyor. Bu zatî sıfatlar efendim kaç tanedir? 6 tanedir. Şimdi bunları anlatacağız. Bu sıfatlar neden bahsediyor? Allah-u Teala'ya neler isnat edilemez? Neler isnat edilemez? Bunu çok iyi bilmek lazım. Çünkü bunu bilmeyen adam Allah-u Teala'ya kullara yakışan, sonradan yaratılanlara yaraşan noksan sıfatları isnat etmek ile kafir olur. Allah muhafaza dinden çıkar. Amentü billah bozulur. İşte biz amentü billahın birinci maddesindeyiz. 6 iman esasının ilk maddesindeyiz. Ben Allah'a iman ettim noktasındayız. Ama Allah'a iman etmek için Allah'ı tanımak lazım. Tanımadan neye iman ettin? Kimdir iman ettiğin zat? Hangi sıfatlarla mevsuftur? Hangi sıfatlardan münezzehtir, beridir? Bunları bilebilmen lazım, diyebilmen lazım. Şimdi ben size çok büyük laf kalabalığı yapmak istemediğim için, bu konular hassastır. Bunları kafada tutmak için 6 tane sıfat sayacağız. Bunlar bizim itikat risalemizde Arifan yayınlarından bunları temin edebiliyorsunuz. İtikat Risalesi'nde bunlar yazıyor. 36. sayfede. Ama benim bu izahlarımın hepsi yazmaz. Bunlar sohbet dilidir. Konuşma izah dilidir. Burada ama yani aklınızda kalmayabilir. 6 sıfat tek tek onlar yazar. Lügat manaları, istilah manaları yazar. Şimdi Allah'ımızın zatına ait sıfatları. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bi nefsihi. 6 tane sıfat. Hocam ben hiçbir şey anlamadık. Anlatacağız. Ama bunları tabii Arapça tabirleriyle, Osmanlıca deyimleriyle saymak lazım. Bu kadar bir şey bilmek lazım. Ama ben bunu ezberleyemedim. Ezberleme canım. Mefhumunu anla, manasını tasdikle, tamam. Yani ezberlesen daha iyi olur. Ama herkesin aklı yani bunları hıfza muktedir olamayabilir. Yaşı icabı, işi icabı. Şimdi varlık sıfatı. Ne buyuruyor Allah'ımız? Kâlet rusulühüm. Bütün peygamberler geldiler. Ümmetlerine Allah'a davet ettiler. Ona inanmaya, varlığına, birliğine efendim inanmaya davet ettiler. Ve ne dediler? Efillâ şekkün fâtırı semâvât vel arz. Gökleri yerleri yoktan yaradan, yokluktan yarıp çıkaran, varlık âlemine sahasına çıkaran, her şeyin bir miladı var, başlangıcı var. Ondan evvel yoktu bu. Ya bunu kim var etti, kim müdahale etti bu işe? Bu durup dururken olacak bir şey değil. Şu anda hiçbir şey durup dururken olmuyor. Bu odaya, bu bardak buraya kendi başına gelmiyor. Efendim, bu şişe burada kendi başına durmuyor. Bak bu kitapların hepsi hangi gelecek, ne olacak hepsini ısmarlıyoruz, telefon ediyoruz. Şunu getirin, bunu götürün değil mi kardeşim? Burada kendi kendine oluşmuyor. Onun için vücut, varlık sıfatı. Allah-u Teala var. O var olmasa hiçbir şey var olamaz. Biz kendi varlığımıza inanıyoruz. Kendi varlığımız bizden değil ki. Bizde benden, benim varlığım benden diyen beri gelsin. O zaman senin yokluğun da düşünülememesi lazım. Sen kendi kendini yok etmek istemediğine göre bu kadar insan yaşamak isterken niye yok oluyor ki? Tabii yok da olmuyor. Ayrı dava. Ruh başka tarafa gidiyor. Beden çürüyor, toprak oluyor. Onun da bir kuyruk sokumu, cüzü, o parçası. O da yok olmuyor. O da ayrı dava. Ama ve lakin başlangıcımız belli. Benim yaşım 45 olsun. Bir sene de öyle koyalım. Anne rahminde kalış süremden geriye gittiğimiz zaman 46-47 sene. Ne adım bilinirdi, ne sanım duyulurdu, ne gölgem vardı, ne esamem okunurdu yani. Hele teâlel insan hînün mineddehri lem yekul şeyen mezkûra diyor Allah'ımız. İnsan üzerine o kadar geçmiş binlerce, on binlerce senelerden ne kadar uzun bir zaman geçti ki o anılan bir şey değildi. İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâc. Biz insanı karışık sudan yarattık. Anne ve baba suyunun karışımından yarattık. Nebteli, onu imtihan için yarattık. Fecealnâhu semî'an basîrâ. Onun için onu işitici yaptık, görücü yaptık. İnnâ deynâhu sebîl. Biz ona dost doğru yolu gösterdik. Bak şimdi anlatıyoruz. Allah'a imandan bahsediyoruz. Bu nasıl inanacağız? İslam nedir? İman şartları nedir? İslam şartları nedir? Bunları güzel anlamamız lazım. Bak biz diyor onu yola ilettik. İşte Hazreti Kur'an geldi. Bu kadar hadis-i şerifler geldi. Bizim gibi işte bir şeyler bilip de zekatını vermeye çalışan hocalar geldi. Bu sadece bizden alakalı değil. Bu kadar hakkı hakikati duyuran insan var. Yazan var, anlatan var. Allah hepsinden razı olsun. Ehl-i sünnet üzere konuştuktan sonra hepsine müteşekkiriz, duacıyız. Bunlarla Rabbim yola ilettik diyor. İmma şakiran ve imma kefura. Artık ya şükredecek
nimet kıymeti bilecek, ebedi ahirette cenneti kazanacak, hak edecek ya da büyük nankör olacak, kafir olacak, inkar edecek, ebedi azabı boylayacak. E ne lüzum var ya? Kendi kendine bir yararın yok, bir şey yaratabildiğin yok, tane yaratamıyorsun, susam yaratamıyorsun, su indiremiyorsun, efendim duman çıkaramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bütün düzen Allah'ın senin dışında gelişiyor. Senden ilgisiz. Sen yokken, yoktun. Bu dünyayı ne vardı? Bu alemler vardı. Kim yönetiyordu? Seninle ne alakası var? Senin olman ne değiştirdi? Olmaman ne değiştirdi? Sen ben mümkünül vücuduz. Varlığımız da mümkün. Yokluğumuz da mümkün. Olsak da olmasak da düşünülebilir. İki tarafı da mümkün. Allah'ımızın olmaması düşünülebilir mi? Vacibül vücut. Varlığı zorunlu. Ne demek zorunlu? Kimse onu mecbur etmiş değil. Ama onun yokluğu düşünülemiyor. Onun için Allah'ımızın ne sıfatı var? Varlık sıfatı var. Allah'ımızın varlığı başka birinin eseri değil. Bizim varlığımız başka birinin eseri. Bizim varlığımız, mucidimiz Allah'ımızın eseri. Ama Allah'ımızın varlığı kimsenin eseri değil. Kendisinin eseri de değil. Mesela Allah kendi kendini yaratmış desen aşağı kafir olursun. Çünkü Allah mahluk değil, yaratılmış değil. Allah-u Teala'nın başlangıcı yok. Olmadığı bir zaman yok. Ne kadar geri gitsen şu noktada yoktu, buradan evveli yoktu diyebileceğin bir durum yok. Onun için kendi kendinin eseri de değil. Bizim vücudumuz olup olmaması eşit. Allah'ın varlığı müstakil. Başlı başına zatından başka bir şeye bağlı değil. Bizim varlığımız Allah'ın yaratmasına bağlı. Allah-u Teala için yokluk düşünülemez. Bizim için yokluk düşünülür. O ezelde de vardı. Ezel dediğimiz ne kadar geri gitsen, şimdi adama ezel diye sorsan bir dizinin adından bahseder sana. Ondan sonra efendim ne ezelden haberi var, ne ebedden haberi var, ne kıdemden haberi var, ne bekadan haberi var. Ey gidi insan. Rabbinin sıfatlarını bilmeden olur mu bu iş ya? Nasıl yaşıyorsun sen? Seni yaradanla haberin yok. Bir an evvel uyanalım. Rabbimizi tanımadan ölürsek bir daha tanıyamayız. Burası Allah'ı bilmenin, bulmanın, tanımanın yeri dünya. O bakımdan baha biçilmez, kıymeti bulunmaz. Cennetten daha değerlidir. Çünkü cennette Allah'ı bilme imkanı yok, ibadet imkanı yok. Orada yaptığının karşılığını görmek var. Onun için burada adam olacaksın. Kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bir yegane kaldı, bulmadı. Ne güzel dedi bu mübarek zat. Kim ki Allah'ı dünyada tanımazsa diyor, sonsuza kadar bilemeyecek. Niçin? Cennete giremez, cehennemde de Allah'ı nasıl tanıyacak? Ancak azabıyla tanıyacak. Allah'ın bu kadar sıfatlarını nereden öğrenecek? Ve men kâne fî yâdî âmâ fe fil âhireti âmâ. İsra suresinde bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Ve dallü sebîlâ, yolu daha da şaşkın olacak. Ama bu dünyada iki gözü kör olandan bahsetmiyor. Kalp gözü kör olandan bahsediyor. Fe innâ lâ te'amel efsâr. Kafadaki gözler kör olmaz diyor Kur'an. Olsa da zararı olmaz. İki gözünü aldığıma iki cenneti söz veriyorum. Yeter ki iman etsin, sabretsin diyor Allah. Razı gelsin diyor Rabbimiz. Ama kalp gözü kör olursa lakin tamel kulubul latifis sudur, göğsün ortasında bir kalp var. O kalbin bir de manevi ruhani ciheti var. O anlayış tarafı. İşte o kalp var ya, o kör olur. İşte o kör olduğu zaman da dünyada kalp gözü kör olan ahirette kafa gözü de kör olacak. Mahşere gözü kör olarak çıkacak. Onun için bunda kör olan onda daha kör, daha sapık olacak. Onun için yolu burada bulalım da cennetin yollarını da bizim evin yollarından iyi bulalım. Ama burada Allah'ın yolunu bulmazsan ahirette nasıl olacaksın o karanlıkta? İman nuru yok ki. İman nuru burada kazanılıyor. Bu derslerde kazanılıyor. Allah hakkında neye inanacağını bilmeden bu nuru kazanamazsın ki. E gidi kardeşim. Biz Allah için sizi hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz. Allah'ın sıfatlarını mecburuz bilmeye. Ya yaratan Allah'ın sıfatını bilmiyoruz. Sana bunu müsamaha ederler mi zannediyorsun? Mazur görürler mi zannediyorsun? Şu hafızanda neler var? Şu bellekte neler var? Bilmediğin bir şey yok. Çatır 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 konuşuyorsun. Ne kadar lüzumsuz şey varsa ezberledin ya. Niye Allah'ın vücut sıfatından haberin yok? Varlık sıfatının manasını düşünmüyorsun. Evet. Şimdi ezelde de vardı. Geriye doğru başlangıcı yok. Ebedde de olacak. Sonsuza kadar gitsen hepimizin yokluğu var. Allah'ımızın yokluğu olmayacak. Onun için böyle bir varlık sahibidir. Allah'ımız yokluğu düşünülemez. Evet. Şimdi ikinci sıfatı. Bunları kısa kısa geçiyorum. Yani bir vücut sıfatı hakkında tabii Allah'ın varlığının delillerine girsek şimdi burada. Yani epey uzun konuşmak icap eder ama bu dersler o zaman bitmez. İnsanlar da hedeflediği noktaya gelemez. Çünkü 6 tane sıfat. Vücut, varlık sıfatı, kıdem. Bunu nasıl anlayacağız? Kıdem Türkçe'de de söyleniyor. Bu adam kıdemli falan. Yani daha eski, öbürlerinden daha önce manasına geliyor. Allah'ımız hakkında kıdem sıfatı ne demek? Rabbimizin evvelinde yokluk yok. Rabbimiz
var. Hep var olmuş. Hiç yok olduğu bir zaman düşünülemez. E hoca efendi benim aklım bunu almış. Senin aklın bunu almıyorsa sen çok düşünüp de kafayı zorlayıp da motoru yakma. Duman çıkartma. Orada dur işte. Allah'ımızın yok olduğu zaman yok. Bunun sonucu olarak da nedir? Kadim olduğuna göre aynı zamanda bakidir. Çünkü ebedidir. Kadim evveli yok demek. İşte baki de sonu yok demek. Bu çünkü bir kaide var. Mâsebete kıdemû istehâle ademû. Kıdemi sabit olanın ademi muhal olur. Bu ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonu da olmaz. Çünkü evveli yok demek onu kimse var etmedi. Kimsenin etkisiyle var olmadı. Demek varlığı kendinden. E varlığı kendinden olan da bir başkası gelip de yok edemez. Ama bizim hepimizi Rabbimiz yok edecek. Küllü şeyin hâlikün illâ vece. Zatım dışında her şey yok olacak diyor. Yok olmuştur. Şimdi de zaten ne hükmümüz var ki işte bir rüzgar kadar üfledi mi gideriz ama şimdi bize bir varlık vermiş de böyle konuşuyoruz, dinliyoruz, elimizi ayağımızı oynatıyoruz, hareket ediyoruz. Şu anda bizi felç etse, lal etse, şu anda bizi öldürse, kaldırsa burada odun gibi kalırız. Ha odun ha adam yani. Ölmüş adam. Ne farkı var? Ha tabii hürmet bakımından insanın hürmeti, şerefi öldükten sonra devam ediyor. O manada kastetmiyorum. Yani hareket bile yapamaz, çıkaramaz yani. Onun için kıdem evveli yok. Bu hususta Rabbimiz ne buyuruyor? Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ve bi kulli şeyin alim. O ki evveldir, başı yok. O ki ahirdir, sonu yok. O ki zahirdir, bütün sıfatlarıyla, eserleriyle meydandadır. O ki batındır, gizlidir. Yani öz zatıyla kimse ona ulaşamıyor. Ve bi kulli şeyin alim. Vallahi ki her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi hiçbir şey yokken o vardı. Varlığı hiçbir zaman, hiçbir dönemde başlamış da değil, başlatılmış da değil. Başlangıcı yok. Zatının yokluğu imkansız. Evet. Bu itibarla kıdem sıfatını böyle anlayacağız. Üçüncü sıfatı ne? Beka. Onu anladık mı? Bunu da anladık zaten. Beka ne demek? Baki olmak. Allah-u Teala'nın sonu yok. Çünkü ne diyor? Vel ahiru. Ahir ne demek? Her şeyin sonu var, benim sonum yok. Her şey biter, ben kalırım. Ahir odur. Ve yebka vecu rabbike. Küllü men aleyha fan. Dünyadaki alemlerdeki her şey yok olacak. Ve yebkâ ve cürabbike zülcelal ve ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Şimdi reklama giriliyor. Bugün bu kadarla iktifa ediyoruz. Kaç sıfat anladık? 3. Allah'ımızın zatî sıfatları 6 tane. 3'ünü bitirdik. Haftaya diğer 3'ünü konuşacağız. Vücut, beka, vücut, kıdem, beka. Varlığı, evveli olmaması ve sonu olmaması. Bu 3 sıfatıyla inşallah güzel yoğrulalım, bunu güzel hazmedelim, kavrayalım. Allah'ım diğer sıfatlarını da anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. 4. sıfat, o da nedir? Vahdaniyet. Allah-u Teala Hazretlerinin birliği, bir olması. Şimdi, vahdaniyet ne demek? Rabbimiz birdir. Bunun manası nereye geliyor? Ortağı yok anlamına geliyor. Rabbimizin bir olduğuna dair ne vardır? Efendim, Kul huvallahu ehad. İhlas-ı Şerif suresi vardır. Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerindendir. 3 kere okunmak bir hatim yerine geçer. 50 kere okuyan 50 senelik günah affolur. Böyle faziletli, çok mübarek bir sure İhlas-ı Şerif. Niçin İhlas dendi? Ali Haydar Efendi Hazretleri sorardı Mahmud Efendi Hazretlerimize. Evladım bu surene niye İhlas dendi adına? Pek herkes cevap veremedi buna. Sonra kendi buyurdu ki sırf Allah'tan bahsediyor. Bir satırlık suredir. Rabbimizin tam bir tarifidir. Onun için sadece Allah'tan bahsedin, ihlastan gelir. İhlas, halis kılmak, karışıksız yapmak anlamına gelir. Onun için ihlas-ı şerif. Bunun manasını güzel bilmek lazım. Kul Habibim söyle. Sana benden soruyorlar. Allah haşa bakırdan mıdır, altından mıdır, gümüşten midir? Bizim putlarımız işte kimisi tahtadan, odundan, kimisi bakırdan, kurşundan. İşte cahil, müşrik, bir şey bilmiyor. Soruyorlar. Sen söyle ki huvallahu ehad. O sorduğunuz Allah birdir. Size birliği lazım. O bir maddeden değildir. Bütün maddeleri yaratan odur. Maddelerle ne işi olur? İşte bu kul huvallahu ehad, Allah birdir. Ayet-i kerimesiyle ne oluyor? Allah'ın vahdaniyeti, birliği sabit olmuş oluyor. Bu sıfatla muttasıf olmak, yani Allah-u Teala'nın bir olmasının iki türlü anlaşılması gerekiyor. Bir tanesi nefyül inkısamdır. Yani bölünmeyi, tecezziyi kabul etmez. Allah-u Teala cüzlere ayrılan, cüzlerden oluşmuş bir kül, bir bütün değildir. Haşa, Rabbimizde terkip yoktur. Bakın biz cüzlere ayrılabilen bir varlığız. Hangi maddeyi ele alırsanız,
Atoma gidiyorsunuz. Atom da şimdi bölünmüş. Onu da bölebiliyorsunuz. Gittikçe gidiyorsunuz. Yani her şeyin cüzleri vardır. Her varlık eczadan mürekkeptir. Efendim bir takım parçalardan müteşekkildir. Ama Allah'ımızda ne yoktur? İnkısam yoktur. Bölünme yoktur. Tecezzi yoktur. Cüzleşme yoktur. Cüzleşme olmadığına göre bir bütünlük de yoktur. Yani cüzlerden toplanan bir bütün, bir kül. Bu da Rabbimiz hakkında beyan edilemez. Allah-u Teala bir, tek. Demek ki bu tekliği nasıl anlıyoruz? Bölünme mefhumu yok. Bunu anlıyoruz. İkinci manada nasıl anlıyoruz? Nefüs şebi, benzeri yok. Çünkü bir olduğu zaman eşi olmaz, benzeri olmaz. Leyse kemisli şey, Allah'ın benzeri yoktur. Hiçbir varlık onun benzeri olamaz. Ayet-i kerimesinde Rabbim beyan ediyor. Ondan sonra yine kulü Allah hadi devam et dersek velem yekullu kufuven ehad. Allah'ın dengi, şebihi, naziri, eşi benzeri yoktur. Bu manada Allah'ımız bir. Birdir ol. Efendim birliğinde şek yok durur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Çok yanlış söyleyen olabilir. Efendim Allah hakkında ileri geri konuşan olabilir. Celle şanuhu celle celaluhu. Rabbimize noksan sıfatlar isnat eden olabilir. Arizi bizlere mahsus olan havadis, sonradan hadis olan varlıkların sıfatlarından Rabbimize isnat edenler olabilir. Aman bunlardan kendimizi koruyalım. Bu bozuk itikatlardan kendimizi koruyalım. Rabbimizin dördüncü zati sıfatı neymiş? Vahdaniyet. Bir olmak. Tek. Bunu da böyle anladıktan sonra. Geçtik beşinci sıfata ki bu sohbette bu altı sıfatı bitirmiş olalım. Ne kadar büyük irfan oluyor. Ne büyük marifet oluyor. Rabbimizi bilmekten büyük iş var mıdır? Bu dünyaya geliş gayemiz budur. Bu dünya marifetullah mektebidir. Allah'ı bilmenin bulmanın tam yeridir. Bu dünya yemek içmek, uyumak, keyif etmek, evlenmek, doğmak, doğurmak bakımından beş para etmez. Bunların hepsi sıkıntılarla doludur, belalarla efendim kaynıyor dünya. Hangi zevkte efendim keder yok? Hangi rahatlığın sonunda sıkıntı yok? Hangi sıhhatten sonra hastalık yok? Hangi neşeden, neşattan sonra yorulmak yok? Hangi birleşmeden, vusletten sonra firak yok, ayrılık yok? Şu dünyanın nesi halistir? Soruyorum size Allah aşkına. Ben kedersiz, sıkıntısız, dertsiz, tasasız bir hayat yaşadım, yaşıyorum diyen var mıdır? Derdim yok diyen var mıdır? Ama birisi sana derse ki derdim yok, sen de ona dersin ki ne mutlu sana aklın yok. Çünkü akılsızların derdi olmaz. Tasası kederi olmaz. Onlar için dünya, efendim, kral da odur, padişah da odur, hepsi odur. Asar keser. Bakırköy'deki hastalar, Allah onlara da acil şifa versin. Onlar da değişik değişik cins cins hastalar var. Ama bazıları var ki hepten uçmuş yani. Bu adamda sıkıntı olur mu şimdi? Olmaz. O filozof gibi ahkam keser. Onun için derdim yok diyene aklın yok demek lazım. Bir insan akıllı olup da dertsiz nasıl olabilir? Mesuliyetsiz, sorumluluksuz nasıl olabilir? Hal böyle olunca bu dünya şu keyifler bakımından deminden beri saydığım konular bakımından beş para etmez. Ancak Allah'ı bilme, tanıma, iman etme, tasdik etme, manevi huzura erme, ahiretin tedarikini görme, ahirete hazır gitme ve yarın cennete girecek malzemeyle beraber sonsuz nimetlere. Ya böyle bir hayat var önümüzde, ahiret var. Bunda şüphe yok kardeşim. Ahiret sonsuz bir hayat, ölümsüz bir hayat. Bunu Allah'ımız söylüyor, Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ahirette ölmek var dese insan kafir olur. Cennetten cehennemden sonu var cennetin cehennem dese kafir olur. Kur'an-ı Kerim halidine fiha ebede hep sonsuzlukla vasfediyor. Hem hulut vasfı koyuyor hem ebediyet vasfı koyuyor. Hulut zaten ebedilik bir de ebede ile tekit buyuruyor. Şurada 50-60-70 senelik hayat bazı bitsin gitsin diyoruz ya. Bir imanla ölen Müslüman kardeşimizin mezarına gittiğimiz zaman ahir zamanda beyan edildiği üzere ya leyteni küntü mekanı keşke bunun yerinde ben olsaydım. İmanımı kurtaracak mıyım belli değil. Her gün dünyada fitneler çıkıyor. Kargaşalar çıkıyor. Her gün hadiseler, olaylar çıkıyor. Birkaç sene evvel sağlam olan şimdi sakat oluyor. İtikadı düzgün olan adam şimdi itikadı bozuluyor. Efendim ayet hakkında, hadis hakkında, İslam'ın hükümleri hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor. Bu kadar hocalar, ilahiyattan profesörler, doçentler. Bunlar birkaç seneler evvel düzgün itikattayken şimdi ne kadar ehli sünnet dışı hatta din dışı fikirlere, diyaloglara bilmem nelere.
Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini iddia edecek kadar uç efendim din dışı görüşlere sahip oluyor. Bunları gördüğü zaman insan şaşırıyor kalıyor ya. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. İmanlarımızı bizim elimizden alma. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra bizi şaşırtma. Şu kardeşim ne kadar imanla gitti. Müslüman olarak ehl-i sünnet itikadıyla öldü, ben şahidim. Keşke şimdi onun yerinde ben yatsaydım diyecek. Ahir zamanda bir Müslüman. Hadis-i şerif de böyle beyan ediyor. Şimdi o zamana geldik ya. Ben kaç defa öyle haller başıma geliyor ki ölmeyi temenni ediyorum. İman selametiyle ölsem de bir şey istemem diyorum. Onun için kardeşler, işimiz zor. Bir yandan dünyayı kazanacağız. Bir yandan ahireti kazanacağız. Eğlenmeye vaktimiz yok. Keyif yapmaya vaktimiz yok. Daha Allah'ı tanımıyoruz ya. Daha Rabbimizin sıfatlarını bilmiyoruz. Allah hakkındaki bir soruya cevap verecek durumda değiliz. Hala ondan sonra evlenmeye yer arıyoruz. Evleniyoruz, doğuruyoruz. E bizden gelen çocuktan ne hayır gelir ya? Kendimiz Rabbimizin sıfatlarını bilmiyoruz. Her şey para mıdır? Her şey yemek midir? Allah aşkına midemizin, karnımızın kulu olmayalım ya. Rabbimizin kulu olalım ya. Şu midemizi, karnımızı, menfaatimizi, karımızı düşündüğümüz kadar. Biraz da bizi yaradan, yaşatan Allah var. Onun ismi var, sıfatı var. Ben ne cahil adamım, ne gafil adamım. Bunu böyle demek lazım ya. Bu dersleri onun için yapıyoruz kardeşim. Biz de burada ha-ha-hi yapabiliriz ya. Ama ciddi konular var. Bak bizi yaratan Allah'ın sıfatlarından bahsedilen konular var. Bu başka bir şeyle değiştirilir mi? Bu saksılarla değiştirilir mi ya? Çelik çomak oyunlarla değiştirilir mi bu? Yani ne şu ekranlarda, şu televizyonlarda ne programlar var Allah aşkına? Fındık kabuğu doldurur mu ya? Yarın ahirette bir karla götürür mü insanı? Şimdi Allah senden yüz mü çevirmiş yoksa Rabbim sana yönelmiş mi, tecelli mi ediyor? Bunun alameti nedir? Bunu neyle anlayabiliriz? Sana bir hadis-i şerif okuyayım. Kendini, efendim, ölçünü, ayarını yap. Alâmetü i'râdillâhi teâlâ. Anil abdi, iştigâlihû bimâ lâ yani. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? O kulun dünyasına ve ahiretine yaramayan işlerle uğraşmasıdır. Şimdi, bir yaptığın iş ya dünyana yarayacak, helalından rızkına temindir, uyumak gibi istirahattir, yemek gibi vücuduna kuvvettir, bunlar dünyana yarar. Dolayısıyla ahiretine de yarar. Yiyemezsen namaz kılamazsın. Uyumasan sabah namazda kalkamazsın. Ha. Ama öyle işler var ki şimdi diziler, filmler, yarışmalar, bir şeyler, bir şeyler. Eğlenceler eyle. Eğlence. Adı üstünde eğlenen yolda kalır. Efendim yürüyen varır. Maksadına ulaşır. Eğlenen yolda kalır. Bu dünya eğlenme yeri değil. Ahirette ebedi zevkler var. İnanın Allah için. Biz sizi kandırmıyoruz be kardeşlerim ya. Ya ölmemek elimizde değil, dirilmemek de elimizde olmayacak. Kalk dedikleri vakit kalkacağız. Bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Birden kendimizi burada bulduk. Şimdi bize tebliğ geldi, bu imtihanlar bize ulaştı. Mesulüz, mükellefiz. Allah aşkına sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi. Dolanmayalım ya. Yani yaptığım bir iş ya dünyaya yarasın ya ahirete. Şu saatte, şu programda bak ne kadar ilimler, ne kadar fıkıhlar. Şimdi bir sual cevaplar başlayacak. İnsanların ne kadar meseleleri var. Bu meseleler sizin de başınızda. Birçoğunuzu alakadar eden konular, sorular sorulacak. İşte bu ahiretine yarar. Dünyana da yarayan konu geçer burada. O halde sen neredesin? Sen ne haldesin? Ne dünyana yarar, ne ahirete yarar işlerdesin. O zaman anla ki Rabbin senden yüz çevirmiştir. Rabbin sana yönelmiyor. Rabbin senden razı değil. Bu eğlence işleri kadar Allah-u Teala'nın kızdığı bir şey yok. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bir kişinin güzel Müslüman olduğunun delili dünya ahiretine yararsız işleri bırakmasıdır. Bir insan yararsız işler, hiçbir şeyine yaramayan programlarla vakit geçiriyorsa güzel Müslüman değildir diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah için. Bakın şu sıfatları güzel belleyin. Şimdi Rabbimizin vahdaniyet sıfatını efendim beyan ettik. Ondan sonra ne geliyor? Rabbimizin sıfatlarından beşincisi muhalefetü lil havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Sonradan yaratılan kim? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmış. Allah'tan gayri her şey. Arş da, kürsi de, cennet de, cehennem de, peygamberler de, melekler de hepsi sonradan yaratılmış. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bazı filozoflar, hatta İbn Sina ve Farabi'de bile bu sıkıntı var. Ne diyorlar? İmam-ı Gazali Hüccetül İslam bunu açıklıyor. İmam-ı Rabbani Mektubat'ta beyan ediyor. Bu alemin kendisi bu şekilde ezeli değilmiş ama
neve olarak yani ham madde olarak işte duman halinde, yok buhar halinde, yok şu halinde geriye doğru bunun aslı varmış. Bu insanı kafir edecek bir görüştür. Çok tehlikeli bir görüştür. Çünkü neden? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmıştır. Sen eğer bunlara bir türde olsa kıdem yani ezelilik yani evveli olmamasını ispat edersen o noktada Allah'a onları ortak etmiş olursun şirktir. Bunlara çok dikkat edin. Bu işler felsefeyle olmaz bu işler. Bu işler ayetle hadisle olacak bu işler. Bak Rabbimizin sıfatı nedir? Adamlar ne kadar akıl, mantık, felsefe yürütüp ciltler dolusu kitaplar ezberleyip yutup tarihe atlarını geçirmişler. Ama Allah'ın bir sıfatında takılmışlar. Siz de onun için buralarda tökezlenenlerden olmayın. Buralar ayakların kaydığı noktalardır. Rabbim sonradan yaratılanların hiçbirine benzemez. Onlara her bakımdan muhaliftir. Peki bu ne anlama gelir? Efendim, zatı itibariyle Rabbimiz zatı gibi zat yok. Ondan sonra sıfatları itibariyle sıfatları gibi sıfat yok. Hepsinden farklıdır. Hiçbir şeyi ona benzetemez. Eğer Allah'a bir şeyi benzettiğin anda kafir olursun. Hiçbir şeye benzemediğinin delili nedir? İşte Şura suresinin efendim 11. ayet-i kerimesi ne geçiyor? Leyseke misli şey, Allah'ın misli, benzeri, dengi yoktur. Bütün tehayyüllerin, hayal gücünü ne kadar zorlarsan zorla, hepsinin ötesindedir. Allah-u Teala kül değil, yani bir bütün değil, cüz değil, bir parça değil, cisim değil. Yani bizim anladığımız manada. Araz değil, cisim kendi başına duran. Araz, bu renkler gibi falan illa bir şeyle duran. Onlardan hiçbiri değildir. Bunların hepsi hadistir, yani sonradandır. Sonradan yaratıldığına göre Allah-u Teala bunların mahalli olmaktan da beridir. Ne demek? Hiçbir hadis de ona yerleşemez, hulul edemez, nüfuz edemez. Mesela biz sonradanız. Üzerimizdeki renkler sonradan, şekiller sonra, hepsi sonradan. Kendimiz diyelim cisimiz. Ondan sonra üzerimizde dünya kadar araz var. Hani kendimiz kendi başımıza hani durabiliyoruz ama ona göre işte güzellik mefhumu, çirkinlik mefhumu, efendim işte esmerlik, beyazlık bilmem bunlar hep araz olan şeyler. Çünkü ona göre bir altyapısı, bir beden, bir kalıp olacak ki o kalıbın üstünde renkler konuşulacak, şekiller konuşulacak, vasıflar konuşulacak. Rabbimiz hadise, hadis olan, sonradan olan şeylere mahal olmaz. Hiçbir hadis de ona mahal olamaz. Allah-u Teala Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu evet, kullarına yakındır. Şah damarlarında ve nehnu ekrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından yakınız buyuruyor. Bununla birlikte bu yakınlık ne değildir? Mesafe yakınlığı değildir, mekan yakınlığı değildir. Bizle bu noktada da bir alakası yoktur. Peki bir sıfatı daha kaldı Rabbimizin. O da nedir? Kıyam bi nefsi. Kıyam bi nefsi ne demek? Kendi zatıyla var olabilmektir. Kendi zatıyla vardır. Onun için hayatının devamı yani varlığının devamı da kendindendir. Bizimki Rabbimizdendir. İstediğimi alıyor. Bak adam ölüyor. Ama Rabbimiz Allahu Samed. Yine kulü Allah. Samed ne demektir? Herkesin varlığı da ona muhtaç. Var olması da ona muhtaç. Varlığını sürdürebilmesi de ona muhtaç. Rabbimizin varlığı da kimseye muhtaç değil. Varlığının bekası da devamı da kimseye muhtaç değil. İnnellâhe leganiyyun anil âlemîn. Allah ki yaratıkların hepsinden ganidir ve müstegnidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlıktır. Her şeye muhtaçtır. O muhtaç değildir. Evet, yani varlığı için bir yere muhtaç değil. Biz mesela bak şimdi burada oturuyorum. Burada stüdyoya geldim. Burası bir mahaldir. Bir mahal olmadan ben düşünülemem. İlla ben bir yerdeyim, bir boşluk dolduracağım yani. Hepiniz öylesiniz. Hal böyle olunca mekana muhtaç değildir. Herhangi bir şey muhtaç değildir. Ama bütün yaratıklar var olmak için de, varlıklarını sürdürebilmek için de mahalle muhtaçtır, zamana muhtaçtır, mekana muhtaçtır. Evet, Allah-u Teala hiçbir şey icat etmemiş. Onun varlığı kendinden olduğu için. Ama bizi yaratan Allah. Onu yaratan yok. Onun varlığı kendinden olduğu için kıyam bi nefsi. Ne demek? Varlığı için başkasına muhtaç olmamak. Şimdi bu altı sıfat selbidir dedim, tenzihidir dedim. Bununla beraber ortadan kalkanlar var. Bu altı sıfatla ne kalktı? Varlık neyi kaldırdı? Yokluğu kaldırdı. Evet, kıdem neyi kaldırdı? Varlığının başlangıcı olma vasfını kaldırdı. Efendim, beka neyi kaldırdı? Varlığının sonu olma vasfını kaldırdı. Evet, vahdaniyet bir olma neyi kaldırdı? Ortağı bulunma vasfını kaldırdı. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara benzememek neyi kaldırdı? Yaratılanlara benzemeyi kaldırdı. Kıyam bi nefsi, kendi başına durabilmek neyi kaldırdı? Varlığı için başkasına muhtaç olma vasfını kaldırdı. Onun için Rabbimiz bütün bu sıfatlardan münezzehtir.
efendim böylece ezberliyoruz. Nasıl ezberliyoruz? Allah'ımızın zatî sıfatları altıdır. Vücut var olmak, kıdem evveli olmamak, beka sonu olmamak, vahdaniyet tek olmak, muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek, kıyam bir nefsi kendi başına var olmak ve durabilmek. Allah'ın bu sıfatlarla kendisini tanıyan, bu iman ile ölüp çene kapayan, ahirette de bu iman ile kalkıp huzuruna kavuşan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Kainatı yaratan Allah'ı tanımak isteyenler, Rablerini tanımak isteyenler buyursunlar, dinlesinler. Bu altı sıfattan anlaşıldığına göre, ki bunlara hem zatî deniyor, aynı zamanda selbî deniyor. Aynı zamanda tenzihî deniyor. Yani ne demek? Altı tane sıfatın varlığı konuşulurken, bunların mefhum muhalifleri, bunlara zıt olan noksan sıfatlar da selbedilmiş oluyor, nefyedilmiş oluyor, uzaklaştırılmış oluyor. Allah-u Teala'nın mukaddes sahası bunlardan tenzih edilmiş oluyor. Yani uzak tutulmuş oluyor. Buna göre Allah-u Teala araz değildir. Bu altı sıfattan anladığımız kazanımlar. Ne demek? Renkler arazdır. Hiçbir zaman rengi göremez. Renk illa bir şeyledir. Ya bir boyayladır, ya bir duvarladır, ya bir kumaşladır. Renk gibi, yani hareket. Bir hareketi gösteremezsin. İlla o hareketi gösterirken ya benim el sallamamı gösterecek, ya öbürünün kafa sallamasını göstereceksin. Böyle bir şey. Renkler ve hareketler gibi kendi başına duramayan, ortada belirebilmesi için bir cevhere, yani kendi başına sabit, işte insan gibi, duvar gibi, işte taş gibi bir şeye muhtaç olanlara araz denir. Allah-u Teala araz değildir, haşa. Cisim değildir. Ne demek cisim değildir? Yer kaplayan, eni boyu ve yüksekliği olan madde değildir. Allah-u Teala cevher değildir. Cevher ne demek? Kendi başına başlı başına durabilen varlık. E peki nasıl cevher? Ama madde. Başlı başına durabilen maddeden bahsediyoruz. Allah-u Teala haşa madde değildir. Allah-u Teala müteşekkil değildir. Yani hiçbir şekle bürünen bir varlık. Allah-u Teala en büyük varlıktır. Ama şekle bürünen bir varlık değildir. Allah-u Teala mahdut değildir. Ne demek? Sınırlandırılabilen bir varlık değildir. Bak benim şimdi başım belli, ayağımın dibi belli, enim şuradan şuraya, beni sınırlarsın. Gökdelen 150 kat olsa metresi belli, metrajı belli, sahası belli, alanı belli. Sınırlandırırsın. Ama Allah-u Teala'yı sınırlandıramaz. Allah-u Teala nicelenen efendim bir varlık değildir. Efendim nicelenen, hacimli olan, yani böyle bir işte kütlesi olan, yer kaplayan, haşa, böyle bir varlık değildir. Allah-u Teala kül değildir. Yani birleşik parçalardan, cüzlerden, ki bizim vücudumuz ne kadar parça vardı yani. Parçala da git, ne kadar efendim parçalara bölünme ihtimalimiz var ve imkanımız var. Rabbimiz birleşik parçalardan teşekkül etmiş, yani derlenmiş bir varlık değildir. Rabbimiz fani, sonu olan, bitmeye ve tükenmeye mahkum olan bir varlık değildir. Mahiyeti ve keyfiyeti olan, yani şekli olan, efendim, bir maddeden meydana gelmiş olan bir varlık haşa değildir. Mekan tutan, bir yere muhtaç olan, mesela bu Selefi ve Habi inancında arşa istiva etti. Rahman alel arş istiva, Rahman arşa istiva etti. Birkaç kere sümmesteve aleyhâs, Kur'an'da birkaç yerde geçer. Efendim, onların verdiği manaya göre arşa oturdu derler. Haşa ve kella. Rabbimiz mekandan münezzehtir. Peki bunlara sorarsın, dersin ki arş mahluk mudur, yani sonradan yaratılma mıdır? Evet derler. Hadis midir? Yani yokken beliren, hudûs eden, sonradan zuhur eden bir varlık mıdır? Evet derler. Peki bu arş yokken Allah var mıydı dersin? Olmaz olur mu? Allah ezeli ve ebedidir derler. Peki arş yokken Allah neredeydi sorarsın? Tutulup kalırlar. Allah-u Teala'nın varlığına nispetle gök yoktur, yer yoktur. Efendim, hiçbir şey yoktur ki Rabbimizin varlık alemine göre bu varlıkların hiçbirinin varlığı mevzu bahis olamaz ki. Şimdi ben varım. Benim önümde de şu masa var. Bu sefer bu masa benim önümde oluyor. Ardımda ekran koymuşlar mesela. Benim varlığıma göre hesap yaparsan arkamda kalıyor. Baston sağımda duruyor, su solumda duruyor. Çünkü ben varım, bunlar da var. Öyleyse bunlara göre benim de önümde, arkamda, işte üstümde ışıklar var. Efendim,
Altımda ne zemin var, zeminde neler var, tamam. Ama Rabbimizin varlığına nazarla. Gökler yok ki, yerler yok ki. Efendim, el-kadim, el-hadisü idâ kûrine bil-kadim, lemmebkalü eser. Ne buyuruluyor? Ezeli olan, evveli olmayan Allah'ımız gibi tek bir varlıktır o. Sonradan yaratılan bizim gibi bütün varlıklar, güneş, ay, bütün gökteki varlıklar hepsi sonradandır, muhtezdir. Bunları evveli olmayan Allah ile mukayese ettiğin vakit, yani varlık sahalarında bir mukayeseye girdiğin vakit, sonradan yaratılanın Rabbimizin varlığına nispetle eseri bile kalmaz. Dolayısıyla Rabbimizin varlık aleminde hiçbir varlık yok ki ona göre ön olsun, arkada kalsın. Haşa ve kella. Mekan tutmaz. Onun için Allah gökte, Allah var. Lafı haşa ve kella çok sakıncalı ve tehlikelidir. Sakın kimse böyle Allah'a işaret ederken haşa, işte yemin etmek, şahit tutmak için böyle yukarıda Allah var gibi haşa parmak kaldırmasın. Sakın biri bunu yaparsa, aman kardeşim yanlış anlaşılıyor, bak sen böyle Allah'a noksanlık sıfatı isnat etmiş olursun, dinden çıkma tehliken var. Sakın yukarıyı gösterme. Allah için yukarısı aşağısı eşittir. Evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta görüştüğü vakitte, Rabbimizin cemalini gördüğü vakitte zaten mekandan ve zamandan çıkmıştır. O alemde Allah-u Teala'ya hitap ederken ente kema esneyti alâne. Ya Rabbi, ben seni ne kadar övsem de, sana ne kadar hamd etsem de ben sayıp bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin diye sen diye hitap etmiştir. Öte yandan Yunus aleyhisselam balığın karnında, ki bu Kur'an'la sabittir, amma da hikaye demeyin, kafir olursunuz. Ayet olduğu zaman onu lütfen yani dikkatle dinleyin. Ayetten bahsediyorum burada. Feltekamul hud, balık onu yuttu diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi onu da başka bir balık yuttu. O hadislerde, rivayetlerde geçer. En nihayetinde fenâdâ fizzulümât diyor Kur'an'da. Karanlıklar içerisinde seslendiği vakitte gecenin karanlığı bastı. Küçük balığın içinde onu da büyük balık yutmuş. Bir de denizin diplerinde o kadar karanlıklar içinde kim işitir, kim duyar, kim ilgilenir? Ancak Allah. Ne dedi Yunus Aleyhisselam? Kur'an-ı Kerim'de geçen duasında la ilahe illa ente. Ya Rabbi ancak sen varsın. Senden başka ilah yok. Sübhaneke. Ben hak ettim, müstahak oldum da sen bana bu imtihanı yaptın. Yoksa sen bana zulmetmedin. Seni tenzih ederim. İnni kuntu minezzalimin. Ben kendine yazık, zulmedenlerden oldum. Bunun kıssası uzundur. Bu dersimiz buna tahammül etmez. Yani ne sebeple Yunus Aleyhisselam balığın karnına düşmüştür meselesi. Rabbimiz festecebne lehu. Hemen onun duasını kabul ettik. Ve necceynâhu minel gammi. Onu o kederden kurtardık. Hoca efendi, bunun bizle alakası ne? Ve kedâlike nüncil müminin. Ayet-i kerimenin sonunda inananları işte böyle kurtarırız. Yani bu duayla kurtarırız. Bundan dolayı hadis-i şerifte Celal'in tefsirinde bile geçer. En kısa tefsirdir. O bile yazmış bunu. Mâ min mekrûbin yed'û bi'âdet du'â ille stücîbele. Hangi dertli, sıkıntılı, başına keder gelen bir mümin bu duayı, Yunus kardeşimin duasını yaparsa mutlaka kabul eserini görmüştür. Çünkü Allah'ın Kur'an'da ona taahhüdü vardır ki inananları da böyle kurtarırız. Kendinin kusurunu itiraf edip Rabbini tenzih eden. Burada mesele nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Yunus Aleyhisselam'ın hakkında ileri geri düşünenlere ikaz için ne buyurmuştur? لَا تُفَضِّلُونَ عَلَى يُونُسَ اَبْنِ مَتَّى Mettâ oğlu Yunus'tan beni bile üstün tutmayın. Tabi bunu tevazuen söylemiştir. Yoksa تِلْكَ رُسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضُمْ عَلَى بَعْضُ Bakara suresinde Rabbim peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldığını beyan etmiştir. Hal böyleyken Efendimiz öbür peygamberlerden üstün değildi fikri haşa çok yanlış bir fikirdir. Ayetlere zıt düşer. Ama niçin Resulullah bunu buyurdu? Hani niye böyle işte Allah'ın emrini beklemeden ümmetini bıraktı da balın karnına düştü de falan. Kimse yanlış anlamasın çünkü enbiyadandır. Peygamberler masumdur. Orada ismete halel getirecek bir ifade kullanılmasın diye uyarmıştır. فَاِنَّ اُرَا فِي بَطْنِ الْحُوتْ مَا رَيْتُهُ فِي اَعْلَى الْعَرْشِ Ben arşın üzerinde ne gördümse o balığın karnında onu gördü. Yani ben hangi tecelliye mazhar olduysam o da balığın karnında o tecelliye mazhar oldu. Balığın karnı, denizler zaten
dağlara, tepelere nispetle en düşük yerler deniz seviyesine göre yükseklik hesap ediliyor. Denizin de ne kadar altında? Kaç metrelik suda? Yunus Aleyhisselam ne diyor? Sen. Sen kime denir? Muhataba denir yani. Seni duyana denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde ne buyuruyor? Ente. Sen. O zaman Mevla mekanda münezzehtir. Bundan dolayı büyük bir alime, bir zamanın padişahı, hükümdarlarından biri Allah-u Teala'nın mekandan münezzeh olduğunun delili nedir diye sorduğunda İmam-ül Haremeyn Hazretleri olabilir o sorulan zat. O da yanında gelen bir fakiri göstererek bunun şu kadar borcu var, sen bunun borcunu üstlen, ben sana cevap vereyim deyince hakim, melik, hükümdar kabul etmiştir. O zat da bu iki mukayeseyi yapmıştır. Tabii hükümdar çok taaccüp ederek hoş karşılamıştır bu cevabı, o fakirin borçlarını da ödemiştir. İşte alimler böyle hemen delili getirirler. Taşı gediğine koyarlar. Demek mekan olsaydı, hadi göklerin üstünde, arşın üstünde sen denir. Ya balın karnında sen denir mi? İşte o zaman demek ki Allah mekandan münezzeh olduğuna delildir. Arş sonradandır, kürsü sonradandır, hepsi sonradandır. Onlar sınırlıdır. Vesiha kürsüyü semavat vel ard. Kürsü gökleri yerleri kapladı diyor Atiyel Kürsi'de. Ya Allah için bu denir mi ya? Allah gökler yerler nedir? Her şey yoktur, Rabbimiz vardır. Varlık ancak ona mahsustur. Onun için mekandan münezzehtir. Sakın gökte meselesine, efendim, bunu söyleyen çok selefi akidesine sahip insanlar vardır. Bunlar ehli sünnete muhaliftir. Bundan dolayıdır ki biz inancımızı muhafaza edelim. Allah mekandan münezzehtir. Üzerinden zaman geçen bir varlık değildir. Haşa. Ve la yecri aleyh zamanun diyor ilmi kelam kitaplarımızda, ehli sünnetin akaidinde. Allah üzerinden zaman geçmez. Neden? Nasıl geçer? Zaman sonradandır. Zaman güneş ve ay sistemleriyle meydana gelmiştir. Rabbimiz ne buyuruyor? Güneşi ayı niye yarattım? Efendim, وَكَدَّرَوْ menazile, aya burçlar takdir ettim. لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ senelerin sayısını tutun, hesabı bilin diye. Ya bu güneş sonradan yaratılmış. Ay sonradan yaratılmış. Burçlar sonradan yaratılmış. تَبَارَكَ الَّذ۪ي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا gökte burçlar yaratan. Yaratan ne demek? Yoktu bunlar, var ettim demek. Rabbimiz وَجَعَلَ فِيَا سِرَاجًا gökte kandil, güneş çırağı yakan, yaradan. وَكَمَرَمْ مُن۪يرًا nur saçan ay. Bunları ben yarattım diyor. Bunlar yoktu. Bunlar yok olduğu zamanda da zaman diye bir mefhum yoktu. Şimdi saatler, günler geçilirse güneşin doğmasıyla, batmasıyla, aylar, mevsimler, ayın burçlardaki dolanmasıyla, seyri ve cereyanıyla işte mevsimler zuhur ediyor. İşte hemen hemen kışa girdik bir anda. Bütün bunlar işte mevsim, zaman, fasılları temsil ediyor, teşkil ediyor. Ama Allah-u Teala hakkında bunlar düşünülemez ki. Rabbimizin üzerinden zaman geçmez. Onun güneş, ayın ondan ne alakası var? Rabbimiz zamandan münezzehtir, mekandan münezzehtir. Rabbimiz kendisine bir şey benzeyen bir mevcut değildir. Rabbimiz mevcuttur, mevcudu hakikidir ama hiçbir şey ona benzemez. Leyse kemisli şey, Allah'ın misli, benzeri olamaz. Velem yekullu kufuven ehad, kulü vallahi hatta onun dengi asla bulunmaz. Herhangi bir şey ilim ve kudretin dışında kalan bir varlık değildir. Haşa ve kella. Akaid-i Nesefi'de bunlar. İmam Nesefi Hazretleri'nin akaidinde zikrediliyor. Allah'ımızın bilgisinden ve kudretinden hiçbir şey dışta kalmaz. Şimdi bunları önümüzdeki hafta, bu dersleri kaçırmayın inşallah. Bunlar çok önemli derslerdir. Bu derslerde inşallahurrahman bu bizim itikat kitabımızda Arifan yayınlarından alacağınız itikat risalesinde bunları madde madde bulursunuz. Bunları hazmetmeniz lazım. Yutmanız lazım. Ezberlemeniz lazım. Sual cevap yapmanız lazım. Müslümanım diyen herkesin bunları bilmesi lazım. Buradaki konuşulan maddelerden, sorulanlardan birinde acaba efendim yapılırsa işte burada insan dinden imandan yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte Allah'ın şekli var mıdır diye sorulsa sen de burada yapsan olmaz. Hele kabirde, ahirette sopayı yersin. Allah'a iman vasıflarını, sıfatlarını bilmekle olur. Nelerle muttasıp olduğunu, nelerden münezzeh olduğunu bilmekle olur. Kuru koruya ben Allah'a iman ettim.
O zaman Allah hakkında bana bir şey anlat. Bir dakika konuşamazsan böyle iman olur mu? Seni yaradan, yediren, içiren, bu kadar nimetlerle kuşatan Allah ya. Yapma etme, biraz vakit ayır ya. Şurada 20 dakika, her hafta 20 dakika, 25 dakikayı geçmiyoruz. İlk bölümde itikattan bahsediyoruz ya. Buna bari vakit ayırın Allah rızası için. Ölüm var, ahiret var kardeşim ya. Bugün kaç kişinin cenazesi kalktı, musalladan kılındı. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine. Çoluk çocuk bile ölüyor, sel gibi gidiyor ahirete. Allah için acıyalım bu millete. Allah rızası için iyiliği emredelim. Kötülükten ne edelim? Allah'ın sıfatını bilmeyen bir Müslüman olur mu ya? Hangi mesailer harcanıyor? Nerelerde vakit geçiriliyor? Ne bu diziler, filmler, efendim, fuzuli konular, konuşmalarla insanların hayatı, sermayesi tüketiliyor ya. Biz acıyoruz Allah için. Hesap vereceksiniz. Siz de biz de ömrünü nereye harcadın? La zülük adem ebni adem. Hatta sen an erba, an umri. Fîme efnâ, an şebâb, fîme eblâ. Ömrünü nerede harcadın? Vakitlerini nerede tükettin? Gençliğini nerede çürüttün? Gençler, sizin bundan daha önemli işiniz yok. Siz ÖSS, PSS, NSS işte bilmiyor mu? Hepsini kazansanız, şu Allah'ınızın sıfatlarını bilmeseniz, Allah'ın dinde muteber bir Müslüman olamazsınız. Hal böyle olunca, profesör de olursunuz, ordinalüs de olursunuz belki ama mümin olamazsınız. Allah'ını bu şekilde tanımayan mümin olamaz. Onun için perişan olursunuz ahirette. Bugün ölsen sana men rabbuke, Rabbin kim sorulacak? Ben inananlara konuşuyorum. Ha ben inanmıyorum öyle şeylere hoca efendi diyorsan beni alakadar etmez. Ölüm önümüzde, kabir önümüzde. Hala buradaysa arşın burada. Ahirette görüşürüz. Biz mutlaka dirileceğimize inanıyoruz. Sana da şunu teklif ediyoruz. Doğru dürüst inanmıyorsan bile bir acaba koy oraya. Bir acaba koysan bile hazırlanmak gerekmez mi? Evet. Filozof, müneccim kalkmış demişler ki cesetler haşrolmayacak. Öldükten sonra insanlar dirilmeyecek. Allah'ın dostu ne diyor? Durun bakalım dedim. Eğer sizin dediğiniz gibi faraza, farz-ı muhal. Eğer sizin dediğiniz gibi dirilmek yoksa benim bunda bir zararım yok. Niye? Abdest aldım, temiz kaldım. Namaz kıldım, huzur buldum. Vakitlerimi düzene soktum. Hayatımı tanzim ettim. Benim İslamiyet'ten bir zararım olmadı. Ama ya benim dediğim gibi dirilmek varsa o zaman yandı gülüm keten elva. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâhuma. En lâ haşra lil eczâdi kultu aleykuma. İnsahha kavlikuma felestu bi khâsirin ve insahha kavli fel khısâru aleykuma. Biz bunları konuşuyoruz da bize hoca gibi çıkmış konuşuyor falan diyen böyle köşe yazarları var. O zaman buyursunlar bir hoca göstersinler veya efendim bu usta karşımıza birini çıkarabilsinler. Ondan sonra kim hacıymış kim hocaymış Mekke'yi Tekke'yi gösteririz. Konuştuğumuz lafların hepsi mesnetlidir, müstenetlidir, delilidir. Yani şunu demek istiyorum. Bizde şüphe yok. Biz mutlaka dirileceğimize inanıyoruz. Onun için bu inancımızı muhafaza etmeye ve çoluk çocuğumuzu aşılamaya çalışıyoruz. Ama sana da şunu teklif ediyoruz. Hiç inanmıyorsan bile bu dünyaya gelirken kendinden haberin yoktu. Ölürken de ne olacağın belli değil. Kendi elinde değil, duramazsın. Bu kadar dünyadaki nizam düzen senin elinde değil. Amerika, Rusya en süper devletlerin elinde değil. Bak herkesin dışında güç, kudret gösterimi var devamlı ortalıkta. Rüzgarın dozundan tut. Yağmurun efendim selinden felaketinden bunlar kimsenin elinde değil. O zaman alemi yaratan ve yöneten var. Sen burada bir acaba bile koysan eğer dirilmeyeceksen zaten sana da bana da bir şey yok. Ama dirileceksen diye bir şüphe bile duysan yine hazırlanmanda fayda var. Çünkü hazırlıksız yakalanırsan ya da benim dediğim doğru çıkarsa sen nereye gireceksin, nereye sokulacaksın, nerede kalacaksın? Yerin yurdun ateş olursa Allah muhafaza etsin. Allah hepinizi korusun, hepimizi muhafaza etsin. Onun için Rabbimiz senin ilminden, kudretinden hiçbir şey hariç kalmaz. Rabbimiz ilmiyle, gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle her şeyi kaplamıştır. Önümüzdeki derste inşallah sübuti sıfatları sayacağız. Şimdi 6 sıfat zatiydi, bitirdik. Bundan sonra sübuti sıfatlar, hayat, ilim, semu, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Bunları tek tek madde madde inşallah sizinle paylaşacağız.